Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların bizi arkamızdan vurması hadisesi olayına ne dersiniz? Bir yalan üzerine sual bina ediyor. Arap ihaneti diye bir şey yoktur. Bunu ben Filistin meselesi kitabında uzun uzun anlattım. Arap ihaneti diye bir iddia yersizdir. Böyle bir şey yok. Bu kamilen İslam kardeşliği rol oynamıyor. Ümmetçilik yanlıştır. Bunun yerine asabiyet ırkıya ile yürümek lazım gelir tarzındaki Kemalistlerin uydurmasıdır. Ama ben buna Mustafa Kemal'in beyanıyla cevap vereyim. Meclis ilk açıldığı sırada, bu benim Musul meselesi kitabında uzun anlatılmıştır. Şimdi benim mealen söyleyeceğim sözleri aynen zabıttan aktarma ile onun ağzından çıktığı gibi Filistin meselesi kitabında bulabilirsiniz. Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı. 23 Nisan 1920 Cuma günü. Ertesi gün bir gizli celse yapıldı. Bu gizli celsede Mustafa Kemal Paşa meclis açılana kadar olup bitenleri anlattı. İşte Erzurum Kongresi'ni, Sivas Kongresi'ni, Anadolu'ya gönderilişini vesaire. Bu anlatma gizli celse olduğu için bilinmiyordu ne konuştukları. Şimdi meclis gizli celseleri 4 tane kocaman cilt halinde yayınlandı. Ben oradan aldım. Diyor ki Faysal, kim bu Faysal? Asi ilan edilen Şerif Hüseyin'in oğlu olup Suriye havalesinde faaliyet gösteren oğlu. Bana müracaat etti meclisten evvel. Meclis açılmadan olan evvelki vukuatı anlatıyor. Faysal bana müracaat etti. Ve dedi ki, biz Fransızların idaresi altında yaşamak istemiyoruz. Bize destek olun, Fransızları kovalım. Biz Türkiye ile beraber hilafet makamına tabi olarak yaşamak istiyoruz. Faysal'ın sözlerini böyle naklettikten sonra Kemal Paşa diyor ki, tabii bu onun kendi düşüncesi değildir. Çünkü kendisi orada kral olacak, nitekim de oldu. İster mi Türkiye'nin bir vilayeti olmak demek istiyor. Şüphesiz ki onu halk zorladı. Sen halkı hain ilan ediyorsun. Halk zorladığı için istemeye istemeye halka karşı bize bu müracaatı yaptı. Sen Faysal haindir desen bir şahıs hain olabilir. Bu Türk'ten de olur, Arap'tan da olur. Ama sen Araplar bize ihanet etti diyorsun. Suriye halkını, Filistin halkını, Irak halkını, Hicaz halkını arkadan bize kurşun atmakla itham ediyorsun. Sonra da diyorsun ki orada kral olacak birisi halkın zorlamasıyla bana müracaat etti, biz Türkiye'den ayrılmak istemiyoruz. Hilafetten ayrılmak istemiyoruz. Bize yardım edin de Fransızları defedelim de gene beraber olalım dedi diyorsun. Ve bunu deme mecburiyeti halkın zorlamasıyla oldu diyorsun. Sonra o halkı ihanetle, Türkiye'ye ihanetle itham ediyorsun. Bu tezat değil mi? Ama ilk günkü söz doğru. Çünkü o zaman siyaseten Araplar bizi arkadan vurdu deme ihtiyacı yok. O zaman gerçeği söylüyor. Bu ne zaman? İslam dünyasına arkasını dönmek istediği zaman, inkılaplar başladığı zaman Arapları kötülemek ihtiyacını hissetti. Sonraki dava Araplar ihaneti. O zaman Arap bize ihanet etti diye bir dava yok. Halkın zorlamasıyla bunu yaptı diyorsun. Biz de ona, o bize usulen halkı tatmin için bak ben müracaat ettim ama Türkiye kabul etmedi demek üzere bunu yaptı.
Biz de ona dedik ki biz burada hakimiyet-i milliye esasına göre mücadele ediyoruz. Siz de aynı esaslar dahilinde mücadele edin. Kurtuluştan sonra beraberliğimizi düşünebiliriz diye siyasi bir cevap verdim diyor. Ne derse desin. Sen onu halk zorladı da Türkiye'den ayrılmak istemiyoruz dedi. Bunu halkın zorlamasıyla yapmıştır kanaatini söyleyen sen. Sonra dönüp de Araplar bize ihanet etti nasıl diyorsun? Bir başka delil size söyleyeyim. Biz Irak'tan çekildikten sonra Uceymi Sadun Paşa Mentefek Irak'la Suudi Arabistan arasında bir yerdir. Oranın aşiret reisi. Bizim bayrağımız altında iki büyük adam, iki vefakar adam biz çekildikten sonra Irak'ta İngilizlerle dövüşmüştür. Bunun birisi Arap asıllı Uceymi Sadun Paşa'dır. Biri Kürt asıllı. Şimdi adı aklıma gelmedi. Mahmut. Şeyh Mahmut. Şeyh Mahmut'u İngilizler yakalayıp sürdüler. Osmanlı bayrağı altında Osmanlı çekildikten sonra o da bir Kürt aşiretinin reisidir. Osmanlı'yı dava ederek İngilizlerle harp etti, başarılı olamadı. Uceymi Sadun Paşa da başarılı olamadı. Türkiye'ye sığındı. Daha garibini size söyleyeyim. Uceymi Sadun Paşa aşiretiyle birlikte, Arap aşireti, Yunan'a karşı çete gitti ve Mustafa Kemal Urfa'da kendisine hazineden bir çiftlik bağışladı. Ailesi hala orada yaşamaktadır. Uceymi Sadun Paşa 1964 senesine kadar hayatta kalmış bir Arap şeyhi. Sen Araplar bize ihanet etti diyorsun. Bir Suriye'den misal verdim, bir Irak'tan verdim. Bir de Suudi Arabistan'dan misal vereyim. Suudi Arabistan'da isyan etti denilen adam Şerif Hüseyin'dir. Şerif Hüseyin, Osmanlı Devleti parçalanıyor. İngilizlerin teşvikiyle büyük bir Arap İmparatorluğu kuracak. Başına geçecek, halife olacak. Telkiniyle Osmanlı'ya isyan ettirilmiştir. Doğru. Ama bu bir şahıstır. Koca Arabistan'da Şerif Hüseyin'in davasına kaç kişi iltihak etmiş? Boş yer yok mu buralarda? Ayakta insanlar. Kaç kişi? Şerif Hüseyin bir Türk askeri öldürmüş değildir. Hadiseye başından sonuna kadar dahil olan Naci Kıcıman'ın ben hatıralarını yayınladım. Naci Kıcıman'dan da çok şey dinledim. Bir asker öldürmüş değildir Şerif Hüseyin. Demir yolunu tahrip ederek muvasalayı kesmiştir. Çünkü Osmanlı askerine saldırması mümkün değil. Medine'de Fahrettin Paşa'nın kumandası altında 15 bin kişilik bir kuvve-i seyyare vardır. Alman Schneider toplarıyla takviye edilmiş 15 bin kişilik orduya Şerif Hüseyin çölden topladığı birkaç yüz adamla ne yapabilir? Demir yolunu tahrip ederek muvasalayı kesmiş. Vaktaki Mustafa Kemal Paşa'nın 7. Ordu kumandanı olduğu Filistin hezimeti varit oldu, vaki oldu. Onu başka vesileyle anlattım. Osmanlı ile Medine'deki muhafızların arası kesildi. İngilizler Mısır'dan kaldırdıkları uçaklarla Medine üzerine beyanname attılar. Burayı Araplara, Şerif Hüseyin'e teslim ederseniz edersiniz, etmezseniz Medine haremini bombalayacağız. Fahrettin Paşa bu bluftur dedi. Buna aldırış etmedi. Çıktı Harem-i Şerif'te bir hutbe irad etti. Ağlayarak
peygamberin kabrini kanımızın son damlasına kadar müdafaa edeceğiz dedi. Fakat bu beyanname atmalar tevali edince emrindeki kumandanlar dediler ki bu elin gavuru peygamber kabri düşünmez. Gelir burayı bombalarsa bizim direnmemiz buna sebep olmuş olur. Onun için netice itibariyle buraya İngiliz gelmiyor ya, gene Müslüman bir topluluğa teslim etmemizi istiyorlar. Biz burayı teslim edelim. Fahrettin Paşa kabul etmedi. Bu kumandanlar, kitapta aşikar yazılıdır Naci Bey'in hatıralarında, avuçlarına kül doldurarak Fahrettin Paşa'nın huzuruna gittiler, selam verir gibi yaptılar, külü gözüne serptiler. Fahrettin Paşa'yı yakalayıp ellerini bağladılar. Şerif Hüseyin'e gel burası senin dediler. Güzel ama bak burada enteresan bir şey var. Şerif Hüseyin geldi. Bir teslim tesellüm anlaşması yapıldı. Bu anlaşmada diyor ki Allah aşkına ben muntazam bir teşkilat kurana kadar siz bu silah depolarının başındaki askerlerinizi götürmeyin, çekmeyin. Ben İngilizlerden de rica edeceğim, bunları Üsera kampına götürmez. Benim 350 adamım var. Sakama dikkat edin. 350 adam bulmuş. 15 bin kişilik bir kuvve-i seyyareye ne yapacaktı bu adam? Yani hepsi ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın derler. Ben bunları çölden topladım. Bu adamlar başı bozuktur. Bu silahları yağmalar çöle kaçarlar. Ben muntazam bir teşkilat kurana kadar sizin askerleriniz bu silah depolarının başında dursun. İşte Naci Bey'in hatıralarında bunu görün. Anlaşmayı tesvir eden, müsveddesini yazan adam bunu anlatıyor. 350 adam. Hangi memlekette istersen bir dava için bulursun. Aha Türkiye'de Taksim'e çıkan din karşıtları 350'nin 10 katı. Türk evladı, Müslüman evladı Türk hükümetine Arap'ın yapmadığını yapıyor. Onlar Türk'ün tankını, tomponu bombalamadılar. Cana da kıymadılar. Bunların sebep oldukları zararın bilançosunu gördünüz. Kaç araba, kaç bitin, kaç bilmem ne. Kaç polis yaralanması. Yani 350 adam bir memlekette idareye karşı çıkacak adamı bulması çok zor bir şey midir? Suudi Arabistan'daki bu 350 adamı ileri sürerek Suudi Arabistan Arapları bize ihanet etti mi diyeceksin? Vicdanın kaldırıyorsa de. Konya'da milli mücadele devam ederken Ankara'ya isyan etti. Delibaş isyanı 5000 adama mal oldu. Ankara'da İttihatçılık korkutuluyor diye İnşaat Parkı'ndandı. Şerif Hüseyin de diyor ki Abdülhamid'i indirmeselerdi ben isyan etmezdim. Ben İttihatçıların zulmüne karşı isyan ettim. Bu bahane bile olsa bir hakikat payı var. Taksim'de ağaçları bahane edenlerden daha haklı bir itiraz. Ne biliyor musunuz? O güne kadar Arap memleketlerinde Arapça bilen memur istihdam ediyordu Osmanlı. Türkçe bilmeyen bir memur gelip derdini anlatıyordu. Arapça istidası kabul ediliyordu. İttihatçılar Türkçe yaz getir. Türkçe konuşmak mecburiyetini getirdiler. Şam'daki adam Türkçe bilmiyorsa, Halep'teki adam Türkçe bilmiyorsa sen illa Türkçe yaz getir diye zorladığın zaman bundan rahatsız olup aha Kürtçe yasaklandı bilmem ne oldu diye bugünkü PKK hareketlerini ona gerekçe gösterip mazur görenler bile var. Bir sebeptir ama bu adam öldürmeye kadar işi vardırmak için haklı bir sebep görülemezse de elbette bir tesiri vardır. Adam Türkçe bilmiyor. Anasıyla asker Kürtçe konuşuyor diye adama zulmediyorsun. Buna hakkın yok. Buna hakkın yok. Osmanlı zamanında
Böyle bir şey katliyen varitte vaki olmamıştır. Ne Roma, ne Ermeniye, ne başka birisine illa Türkçe konuşacaksın diye ne zorluyorsun? Bilmiyorsa bilmiyor. Bunu telkin edebilirsin, öğren diye, devletin dilidir diye. Peki Şerif Hüseyin de bunu ileriye sürüyor. Onların zulmüne karşı isyan ettim diyor. Sen Konyalı'yı mazur görüyorsun da Ciddeli'yi niye mazur görmüyorsun? Çünkü İslam dünyasının liderliğinden istifa edeceksin. Oraya arkanı döneceksin. İslamları seninle 500 sene beraber olan Müslümanları kötülemek için sana bir bahane lazım. Kaldı ki bak Şerif Hüseyin mücadele ederken oradan da bir başka misal vereyim. Aynen Uceymi Sadım Paşa gibi Reşidi ailesi Osmanlı ordusunun yanında Şerif Hüseyin'le mücadele etmiştir. Bundan dolayı Reşidilerle, bunlar Şammar aşiretidir. Arabistan'ın en büyük aşiretiydi. Reşidilerle, İbn-i Reşid diye meşhurdur tarihte. Osmanlı tarafından olarak sade Şerif Hüseyin'le mücadele etmedi. Şerif Hüseyin zamanında da Suudilerle mücadele etti. Çünkü İngilizler Hicaz Krallığı diye bir krallık kurdular. Başına Şerif Hüseyin'i geçirdiler ama Necid'de Suudiler buraya tabi olmadılar. Bir derebeylik gibi orada devam ediyorlardı. Mekke'ye tecavüz ettiklerinde Suudileri Şammar aşireti püskürttü geriye. İki defa. İkisinde de Suudiler Kuveyt'e sığındılar. Bunun birincisi Abdülhamit zamanındadır. Kuveyt o zaman bize bağlı muhtar bir idareydi. Abdülhamit bunlar asi teslim et dediği zaman Kuveyt emiri Mübarekü Sabah İngiliz himayesine geçtim dedi. Asıl ihanet bu işte. Ama arkadan silahlı sözü yine yalan. Yanlış. İki defa bu iş oldu. Bir de 26'da oldu Şammar aşireti. Onun için Suudiler 1932'de Şerif Hüseyin'i İngiliz desteğiyle, gene İngiliz desteğiyle Şerif Hüseyin'i Mekke'den çıkardıklarında Şammar aşiretini de Suudi Arabistan dışına çıkardılar, sürdüler. Çünkü eski rakipleriydi. Onun da sebebi Şerif Hüseyin sızlanmaya başladı. Bana büyük bir Arap imparatorluğu vaat ettiniz. Beni halife yapacaktınız. Küçücük Hicaz'ı bana verdiniz. Bitişiğim de Ürdün diye bir devlet kurup bir oğlumu koydunuz. Suriye bir devlet yapıp bir oğlumu koydunuz. Irak'ı bir devlet yapıp bir oğlumu koydunuz. Din bir, dil bir, ırk bir, coğrafya bir. Bir baba, dört evlat, beş devlet. Şerif Hüseyin anladı ki oyuna geldik. Sızlanınca Suudilere Basra Körfezi'nden İngilizler silah yardımı yaptı. Şerif'i bertaraf etti. Şerif beni kurtarın deyince Cidde'de gemimiz hazır. Binde kaç dediler. Getirdiler Kıbrıs'ta. Menkubiyet, menkubiyet. Yani kabuğuna çekilmiş olarak hayatını tamamladı. Ve de hatıratı var. Hatıratında da isyanlı itaatçılara karşı yaptığını açıkça söylüyor. Kaçanı da İngiliz kaçırıyor, kovalayanı da İngiliz kovalıyor. Onun için bize oynanan, bu ümmete oynanan oyunları iyi bilmemiz lazım. Arap ihaneti diye bir şey olmadığını, şu verdiğim misaller, nirengi noktaları. Bak Irak'ta biri Kürt, biri Arap. Terk ettiğimiz halde İngilizlere karşı Osmanlı sancağı altında harp ettiler. Suriye'de böyle oldu. Suudi Arabistan'da böyle oldu. Netice bu Kemalistlerin bir palavrasıdır.
iler tutar tarafı yoktur. Başka bir sual sor.